13 Mart 2016'da, özür dilerim, 2020'de yayınlandı ve son güncel hali. Bunun içindeki konulara baktığımız zaman bir yüksek lisans ders programı, yani bir yüksek lisans programı. Zaten Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlıkta Kalite Güvence Anabilim Dalı olarak da biz Sağlıkta Kalite Yüksek Lisans Programı açıyoruz inşallah bu sene. Yani bugün özetlediğimizin özetinin özetinin özeti bir yüksek lisans programı. O yüzden genel konulara bahsedeceğiz. Soru cevap yapabiliriz özel bölümleri. Bir de daha çok sağlık yönetimi öğrencisi olduğu için kurumsal ve destek hizmetlerini anlatacağım. Sağlık hizmetlerini bugün çok anlatmayacağım diyerek başlıyorum. Tabii insan tanımadığına, bilmediğine yabancıdır. Öncelikle ben kendimi burada tanıtmak istemiştim ama Deniz Bey bizi tanıttı. Ben 1991 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nden mezun oldum ve sağlık memuru unvanıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli hastanelerinde uzun süre çalıştım. Ben yani yaklaşık 29 senedeyim, uzun süreden kastım. 29 yıl çalıştım. Anestezi Teknisyenliği Ön Lisans Programı, Acil Durum Afet Yönetimi Ön Lisans Programı, Sağlık Yönetimi Lisans, İktisat Fakültesi Lisans, Kalite Yönetimi Yüksek Lisans ve İşletme Doktorası yaptım. Sağlıkta akreditasyon standartları denetçisi ve eğitimcisiyim aynı zamanda. Şu anda da Anabilim Dalı Başkanlığı yapıyorum kalitede ve kaliteyle ilgili yüksek lisans ve doktora projelerimiz var inşallah ileride. Bu alanda çalışmalar yapacağız. Şimdi bugün genel olarak bir sağlıkta kalitede başlamadan önce o meşhur bir soru vardır her sunumda. Kalite nedir? Kalite derslerinde konuşulur, sorulur. İnteraktif yapabiliriz. Konuşmak isteyen varsa konuşabilir. Yani çok öyle bir sohbet tarzında bir ders değil bu. Kalite nedir sorusuna cevap vermek isteyen olabilir. Kaliteyle ilgili birçok tanım var. Evet, vermek isteyen var mı? Mesela Selahattin Bey bu konuda ne diyebilir? Ben şu anda videoda Selahattin Bey'i görüyorum. Direkt kulaklığını takmış. Selahattin Bey kalite deyince ne anlar mesela? Mikrofonunuzu açarsanız duyarız. Evet. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar arkadaşlar. Sayın hocam, iyi akşamlar. Öncelikle kalite sürekli iyileştirme, sürekli hizmet ve üretimde daha iyiye, daha Kaiser, yani Kaiser daha ileriye, daha iyiye doğru iyileştirmedir. Teşekkür ederiz hocam. Yeterli hocam. Yeterli. Sağ olun. Evet. Genelde herkesin kaliteyle ilgili bir tanımı olduğu gibi bu işin guruları da farklı farklı tanımlar yapmıştır. Kimisi kullanıma uygunluk demiş, şartlara uygunluk demiş. Müşterinin istek ve ihtiyaçlarının göz önünde bulundurularak onlara en iyi hizmeti vermek demektir. Ama nacizane ben de şöyle diyorum. Çok kıymetli ve değerli olan insanın değerine değer katmaktır dediğim zaman aslında bu sağlık hizmetleri için en önemli bir tanımdır. Çünkü sağlık hizmetlerinden hizmet alan ve hizmet veren, hizmet alan ve hizmet verenler bence en değerli, en kıymetli kişilerdir. Onların değerine değer katmak için yapılan her iş, her işten bence kaliteli bir iştir. O yüzden ben olaya biraz daha bu şekilde bakıyorum. Kalitenin ürün kalitesi var. Yani aldığınız herhangi bir ürünün, bugün sağlık sektörünü konuşuyoruz. Aldığınız bir enjektörün de, aldığınız bir tomografi cihazının da nesi vardır? Kalitesi vardır. Yani iyi bir ürünün kalitesi bizim için her zaman iyidir. İkincisi hizmet kalitesi. Ürettiğimiz müşterilerimize, hizmet verdiklerimize sağlamış olduğumuz kalitesi de çok önemlidir. Burada ikili bağlam vardır. Eğer hizmet verirken kullanmış olduğunuz ürünlerin kalitesi yoksa hizmetinizi kaliteli veremezsiniz. Örneğin bir damar yol açan hemşire arkadaş eli çok da iyi olsa, eğer aldığınız anjiyoketin ucu körse, kalitesizse, hemen yamuluyorsa iyi bir hizmet sağlayamaz. O yüzden ürün kalitesi ve hizmet kalitesi birbiriyle çok önemlidir, ilişkidir. Üçüncü bir şekli var. Bu da bireysel kalitedir. Yani insanın kalitesi, çalışanların kalitesi önemlidir. Çalışanlar ne kadar kaliteli olursa o kadar iyi ürün ve hizmet üretir ve üçünü entegre eder. Aslında ürün kalitesi içinde hizmet kalitesi en önemli faktör nedir? Bireysel kalitedir. Yani işini iyi yapan, çalışkan, dürüst, ahlaklı, zamanını koruyabilen, zamanı iyi yönetebilen kişiler kaliteli insanlar olarak kabul ediyoruz.
Hemen hızlı şekilde sağlık hizmetlerinde kaliteye geçelim. Sağlık hizmetlerinde kalite deyince aklımıza Donabedya'nın 3 tane temel şeyi vardı. Bunlardan bir tanesi yapılar diyor. Yani yapı deyince ne aklınıza gelir bir hastanede? Bunu da Dilara söylesin. Mikrofonu kapatmış, kamerasını kapatmış. Dilara söylesin. Dilara Güres. Yakalandınız. Bir hastanede yapı deyince aklınıza ne gelir Dilara Hanım? Deniz Bey böyle rahatsız oldu galiba. Anlarım yani. Sesim geliyor mu şu anda? Evet geldi Dilara. Evet çok iyi. Evet. Binalar olması gerekiyor. Çok güzel. Binalar başka. İç aksamlar. İç aksamlar. Evet. Güzel. Eline sağlık, ağzına sağlık. Güzel. Yapılar deyince bunlar geliyor. Bir de ama daha önemlisi insan kaynakları. Teknolojik altyapı. Efendim? Teknolojik altyapılar da olabilir. Doğrudur. Doğrudur. Teknolojik altyapı da olur. Aslında tüm altyapı de. Elektrik su da bir yapıyla ilgilidir. Yani senin jeneratörün de bir yapıdır. Değil mi? Evet. Elektriğin sağlanması, suyun, bunların hepsi yapılara giriyor. İnsan kaynakları da yapılara giriyor. Asistan sayısı, uzman doktor sayısı, hemşire sayısı, sağlık yönetici sayısı, bunların da hepsi yapılar olarak adlandırıyoruz. Ona böyle diyen demiş ki süreçler demiş. Hastanede yapılan tüm faaliyetler biraz süreçtir aslında. Yani bir prosestir. Başlangıcı vardır, bitişi vardır, girdisi vardır, çıktısı vardır. Örneğin ameliyathane süreci bir ana süreçtir. Bunun altında alt süreçleri vardır. Satın alma bir süreçtir. Ana süreçtir. Bunun altında ihale süreci vardır, şartlama hazırlama süreci vardır. Yani hastaneler, sağlık sektörü birçok süreçten oluşur. Her sürecin iyi bir şekilde yönetilmesi lazım. Çünkü iyi bir çıktı elde etmek için süreç yönetimi önemlidir. Süreçlerinizi yönetemez ve kontrol edemezseniz sonuçları daha sonradan kontrol ettiğinizde geriye dönük yapacağınız iyileştirmeler, hata düzeltmeler ekstra maliyet demektir. O yüzden süreçleri baştan sona kadar iyi bir şekilde yönetmek gerekiyor. Üçüncüsü ise sonuçlardır sağlık sektöründe. İyileşmiş hasta oranı, mortalite oranı, enfeksiyon oranı bunların hepsi sonuç oranıdır. Hasta memnuniyet oranı, çalışan memnuniyet oranı. Donabedyan bu üçünü birleştirerek sağlık hizmetlerinde kalitenin tanımını yapmış ve bu zamana kadar gelmektedir. Son şöyle bir tanım. Institute of Medicine 1990'da diyor ki sağlık hizmeti bireylere ve topluma, bakın hasta değil, bireylere ve topluma eldeki en son profesyonel bilginin ışığında arzu edilen sağlık çıktılarına ulaşacak şekilde sunulmasıdır diyor. Bu tanım sürekli devam etmektedir. Bir defa bilgi olmazsa olmaz. Demek ki bilgi çok hızlı değişiyor zaten. Bilgi çok hızlı değiştiği için bu bilginin ışığında yani geçmiş bilgimiz değil her gün bilgimizi tarayacağız. Buradan şu çıkıyor. Sağlıkta kalite için bilgi her gün güncellenmelidir. Arzu edilen sağlık çıktısı her geçen gün sağlık çıktıları değişiyor. Demek ki değişimin en ışığında kaliteyi sağlamak gerekiyor. Evet. Institute of Medicine kaliteyle ilgili 6 tane ilke ortaya koymuştu. Bunlardan bir tanesi güvenliktir arkadaşlar. Sağlık hizmetleri güvenli olmalıdır. Hastaneler tehlikeli midir Bünyamin Bey? Hastaneler tehlikeli midir değil midir? Güvenli midir değil midir? Evet katılımcılarımızdan cevap vermek isteyen var mı? Çok tehlikelidir Sayın Hocam. Evet İş Sağlık Güvenliği Kanunu'na göre çok tehlikelidir. Hastanelerde 4 türlü tehlike ve riskten bahsediyoruz temel olarak. Bunlardan birisi fiziksel tehlikeler değil mi? Hastalar ve çalışanların düşmesi olabilir. Binaların üzerine devrilmesi olabilir. Birçok fiziksel yanmalar olabilir, yanıklar olabilir. Fiziksel tehlikeler var. Kimyasal tehlikeler var. Kullanmış olduğunuz kimyasal maddeler bulunmaktadır hastanelerde yine. Bir diğer tehlikemiz biyolojik tehlikeler. Yani HIV virüsü, hepatit B, C gibi kesin biyolojik tehlikeler ve en sonunda psikososyal tehlikeler. En çok aslında göz ardı edilen durum budur. Psikososyal tehlikeler, görev tanımlarının olmaması, fazla mesai, mobbing gibi göz ardı edilen tehlikeler aslında hastaneler için önemlidir. Institute of Medicine diyor, o zaman diyor hastanelerini güvenli bir hale getir. Hem hastalar için, hem hasta yakınlar için, hem de çalışanlar için güvenli bir hale getirmeni ilke olarak istemektedir. Peki sağlık hizmetleri etkili olmalı deyince etkili olmaktan kastımız ne? Nasıl etkili olabiliriz? Şu an sesim geliyor mu? Talha, evet Talha duyuyoruz seni. Hizmet yeterli mi? Yaptığımız süreçlerin veya işlemlerin
olumlu, olumluluk derecesi diyelim. Güzel. Yani belirlediğimiz hedeflere ulaşma derecemiz diyorsun. Evet. Etkili olmamız. Efendim Dudu? Verilen hizmetin yeterliliği. Yeterliliği nasıl ölçeceğiz? Verdiğimiz hizmetin kalitesiyle. Kalitesini nasıl ölçeceğiz? Demek ki ortada bir sayısal bir ifade olması gerekiyor değil mi? O yüzden temel şey aslında performanslara ulaşmaktır. Yani hedefe ulaşmaktır ve ölçülebilir olmalıdır. Biraz sonra amaçla hedefi anlatırken o konuyu konuşacağız. Orada da farklı bir şeyler var. Minimum kaynak kullanımı. Üçüncü amacımız hasta odaklı olmalıyız. Yani işin merkezinde hasta olmalı arkadaşlar. Hasta odaklılık, hasta merkezlik. Yani hasta için biz varız. Birinci etapta bunu düşüneceğiz. İki, hastanın tedavi, tanı, bakım, tüm süreçlere katılımı sağlanmalıdır. Son zamanlarda dünya buna doğru gidiyor. Hastaların hasta bakımına katılımı desteklenmelidir. Hasta yakınlarının katılımı sağlanmalıdır demektedir. Sağlık hizmetleri verimli olmalıdır. Yine verimli olmaktan kastımız ne? En az girdiğiyle en çok çıktığı elde edebilmek. Süper, harikasın Talha. Sağlık hizmetleri evet verimli olmalıdır. Kaynaklara iyi kullanmamız gerekir. Çünkü kıt kaynaklarla uğraşıyoruz. Kaynaklarımız kıt. Hizmetimiz, süreçlerimiz fazla, vereceğimiz hizmet fazla. O yüzden kaynaklarımızı etkili kullanıp verimli sonuçlar elde etmeliyiz. Zamanlılık önemli midir? Zamanlılık önemli. Sağlık hizmetleri zamanında verilmelidir. Zamanında verilmeyen sağlık hizmetleri sağlık hizmeti değildir. Siz hacı amcaya diyorsunuz ki amcacığım 80 yaşında yarın sabah 8'de seni ameliyat alacağız. Tamam, güzel. Akşam diyorsun ki gece 12'den sonra bir şey yeme içme. Güzel. Amca yemedi içmedi. Sabah 7'de amcayı güzelce iç çamaşırı dahil her şeyini soy. Üzerine bir tane önlük giydir. Gece nöbetçi hasta bakıcımız erken nöbetten çıkıp gidecek diye 7'de ameliyathaneye götür. Soğuk pirokta beklet hastayı. Vaka uzasın. Sen öğlen amcayı ameliyat al. Düşün ondan sonra. 8'de ameliyatı 12'de al. Amca sağlık hizmetleri kalite hakkında ne düşünür? O yüzden sağlık hizmetleri zamanında verilmelidir. Yine bir ilaç, bir antibiyotiğin saati o kadar önemli ki yarım saat sonra vermen veya yarım saat önce vermen arasındaki dağlar kadar fark vardır. Sağlık hizmetleri zamanında verilmelidir. Sağlık hizmetleri eşitliği ve hakkaniyet olmalıdır. İhtiyacı olan kimin ihtiyacı varsa öncelik ona olmalıdır ve eşit bir şekilde sağlık hizmetini vermelisin ki diyor sağlık hizmetinde kaliteden bahsedelim diyor East of Medicine 6 ilke ve 6 amacıyla. Evet. Buraya kadar sorusu ve katkısı olan var mı? Şimdi Türkiye'de sağlık hizmetlerinde kalite süreci, aslında bizim konumuz bu. Buraya gelemedik daha, 20 dakikada geldik. Şimdi 2003 yılı bir milattır kalite için. Bunu bir tarafa yazın arkadaşlar. 2003 yılından önce hastanelerde farklı hastaneler vardı değil mi? Devlet hastanesi ayrıydı. SSK hastaneleri ayrıydı. Polis hastaneleri vardı. Devlet Demiryolları'nın hastanesi vardı. Askeri hastaneler vardı. Her hastanenin işleyiş düzeni farklıydı ve her hasta kendine göre prosedürleri, süreçleri vardı. Bu dönemlerde hastaneler kalitesini destekleyebilmek için ISO 9002, bakın unutmayın şu anda ISO 9002 yok. Daha önce 2000 yılından önce ISO 9001, 9002, 9003 diye ayrılıyordu. 9001 ürün bazında belgelendirme yapıyordu, 9002 hizmet bazında yapıyordu. O yüzden hastaneler ISO 9002 alıyorlardı. 2000 yılından sonra bu ikisi birleştirildi. Bu şey kalktı. Ben de 1998'de kaliteye ISO 9002 ile başladım. Çalışmış olduğum askeri hastanede hastane müdür vekili yönetim temsilcisi olarak bu sürece dahil oldum ve hala devam ediyor. 22 yıldır bu işle uğraşıyor. O zamanlar ISO belgesi alıyorduk ya da Kaldor'un IFQM dediğimiz modeli vardı. 2003 yılında sağlıkta dönüşüm programı ile başladı. Programı hepiniz biliyorsunuzdur. Bu program 8 tane bileşenden oluşuyordu. Yani ülkede bir değişime giriyoruz, bir dönüşüme giriyoruz ve 8 ana bileşen üzerine oturtuldu. Kalite akreditasyonda sağlık hizmetlerinde kalite ve bu bileşenlerden 6.'sı olan nitelikli ve etkili sağlık hizmeti için kalite ve akreditasyonun altında devreye girmiştir. Yani bundan sonra biz de sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyona başlıyoruz. Startı verilmiştir. İlk önceleri GCI'nin
standartları Türkçe çevirip onlar kullanmaya başladı. O sırada Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün altında kalite şubesi oluşturuldu. Farklı birimlerde kalite koordinatörlükleri buluştu ve bu ikisi görev alıyordu. 2005 yılında kalite akreditasyon dairesi kuruldu ve 2005 yılın içerisinde kalite performans dairesi daha doğrusu. 2005 yılında hastanelerimiz için yeni standartlar ortaya konulmuştur. Standartlar deyince şunu bir not edin arkadaşlar. Kalite standartlarla anlatılmayacak kadar dinamik bir yapıdır. Standartlar size ne yapılmasını söyler, nasılına siz karar verirsiniz. Nasılınız ne kadar yüksek seviyede olursa kaliteniz de o kadar yüksek seviyede olur. Yani standart aslında baktığın zaman en alt basamak demektir. Siz o standartı en üst seviyeye çıkartabiliyorsanız kalitenizi iyileştirip geliştiriyorsunuz demektir. Şimdi 2005 yılında kurum kalite kriterleri oluşturuldu ilk defa Türkiye'de. Buna aynı zamanda versiyon 1 diyebiliriz. Birinci sürümü diyebiliriz ve 100 kriterden oluştu. Her hastane kendisini öz değerlendirmeyle kendi kendini değerlendiriyordu. 2007 yılında revizyon oldu ve ikinci versiyonu, ikinci sürümü devreye girdi. Burada da hastanelerin altyapı ve süreç değerlendirme ölçütleri isminde toplam 150 standart oluşturuldu. Burada ilk kalite koordinatörlükleri kuruldu ve kalite koordinatörleri hastaneleri değerlendirmeye başladı. Yani bu standartları bu hastaneler değerlendiriyordu. 2008'de hastane kalite standartları kamu hastaneler için devreye girdi. Versiyon 3 diyelim orada ve 354 standarttan oluşuyordu. Hastaneler bu 354 standart için çapraz değerlendirmeye başladı. Yani bir hastanenin kalite çalışanı, direktörü başka bir hastaneyi değerlendirmeye başlamıştır. 2009'da da yine hastane kalite standartları özel hastaneler için 388 standartta devreye girdi. Bu da versiyon 3'tü. Sonra 2011 yılında sağlıklı hizmet kalite standartları birçok arkadaşımız HKS adında. HKS 621 standarttan oluşuyordu. Sonra 2015 yılında sağlıkta kalite standartı yani SKS hastane adı alarak 557 standartta devreye girmiştir. Bu sürekli kullanılıyordu. Öz değerlendirmeler yapılıyordu. Sonra çapraz değerlendirmelerle hastaneler bu standartlar üzerinden 100 üzerinden puanlama alınıyordu. Tabii süreç böyle devam ederken tarih geldi çattı. 13 Mart 2020 yılında yeni versiyonumuz SKS hastane sürüm 6 yayınlandı ve yürürlüğe girmiştir yaklaşık. İşte 2 aylık taze bir şeydir. Şimdi sağlıkta kalite standartlarının tabii bu hastaneyi anlatıyoruz ama bunun dışında da bilgi olsun diye söylüyorum. 112'nin var, diyaliz hizmetleri var, ağız diş sağlığı merkezlerinin kalite standartları var, laboratuvar standartları var. Bunlar farklı farklı zamanlarda ortaya konulmuştur. Ama bizim için bugün önemli olan sağlıkta kalite standartları. Şimdi bu kitabı yaparken 10 tane hedef üzerine bina edildi. Yani sağlıkta kalite standartları bir hastane için ne yaptık? Amacımız çok güvenli bir hastane koyabilmek. Yani Bünyamin Hoca'nın dediği gibi çok tehlikeli sınıfında olan güvenli, çok tehlikeli sınıfındaki hastaneleri güvenli hale getirmemiz temel amaçtı bizim için. Bunun üzerine sağlıkta kalite standartları tabana koyularak 10 tane hedef belirlendi ve bu hedeflerin üzerinde de 5 boyuttan oluşuyor. Bu boyutlarımızın birisi kurumsal hizmetler. İkincisi, bunları daha sonra açıklayacağım, tek tek konuşacağız. O yüzden sadece isim olarak söyleyeceğim şimdi. Hasta ve çalışan odaklı hizmetler, sağlık hizmetleri, destek hizmetleri ve gösterge yönetimi 5 tane temel boyuttan oluşuyor. 10 tane bizim için hedef var. Bunlardan birisi hasta güvenliği, en önemlisi ve başta kırmızı ile birlikte. Ve diğeri de sağlıklı çalışma yaşamı, yani anlayacağınız şekilde çalışan güvenliğinin ön planlı olduğu iki temel hedefimiz. Onun dışında baktığınız zaman demin East of Medicine'ın ilkeleri burada da var aslında. Hasta odaklılık, etkililik, etkinlik, hakkaniyet, verimlilik, sağlık hizmetlerinin sürekliliği, uygunluğu ve zamanlılığı hedefleri altına birleşen bir sistem devam etmiştir arkadaşlar. Evet, sonuç itibariyle bugün geldik SKS versiyon 6'ya arkadaşlar. Son hali 5 boyut
46 bölüm. Daha önceki versiyon 5 39 bölümlerdi. Yeni bölümler eklendi. Bazı bölümler çıkartıldı. Bazı bölümlerin ismi değiştirildi. Standart sayısı 557 idi. 639 standarta çıkartıldı. Değerlendirme ölçtü veya diğer ifadeye alt standartlar 1100'lerdeydi. Şimdi 1609 değerlendirme ölçütü oldu. Bu da demektir ki hastanelerdeki daha çok standart sayısı arttı. Daha fazla sürecin içerisine müdahil olmaya başlandı demektir. Evet, son bir hastane için budur. Bu arada sevgili arkadaşlar, şunu söyleyeyim. Bu sağlıkta kalite standartları hastane seti Türkiye'deki tüm hastanelerde, devlet, üniversite, özel hastanelerinde uygulanması zorunlu bir standartlardır. Yani hangi hastaneye giderseniz gidin, bu standartları duyacaksınız. Bu standartlar o hastanelerde uygulanmak zorundadır. Ve bu standartları siz de kulak aşinanız olmanızı istiyorum. Bununla ilgili de bir kitap yayınlayacağız inşallah bizim olarak da. Biraz daha detaylı bilgiler. Bu standartlara sahip olun. Bunlar çünkü bir hastanedeki tüm süreçleri anlatan standartlardır. Tüm süreçleri burada görebilirsiniz detaylı olarak. Evet, bugünkü ana tablomuz bu sevgili arkadaşlar. Şimdi 5 boyuttan bahsetmiştik. Birincisi kurumsal hizmetler. Kurumsal hizmetlerde deyince aklımıza ne gelir? Paylaşmak isteyen var mı? Kurumsallaşma deyince bizim aklımıza ne geliyordu? Bir işletmenin belli kurallar dahilinde çalışmalar yapması, tüm faaliyetlerini yazılı hale getirmesi, tanımlaması, uygulaması aklımıza geliyordu. Tanımlı hale getirmesi gerekiyordu. Hastanelerde bir işletme olduğu için hastanenin de kurumsal hizmetleri vardır. Bu hizmetleri hastanelerde uygulamak zorundadır. Özellikle sağlık yönetici arkadaşlar, bu 10 tane bölümle ilgili olarak detayları bilmeniz gerekiyor. Bunların birçoğu sizin branşınızı ve işinizi ilgilendiriyor. Yine kurumsal hizmetlerin birinci bölümü kurumsal yapı olarak devreye girmektedir. Kurumsal yapı. Bunları biraz sonra tek tek konuşacağım. Sadece isim söylüyorum şimdi yine. Kalite yönetimi, doküman yönetimi, risk yönetimi, kurumsal verimlilik, istenmeyen olay bildirim sistemi. Bunun ismi daha önce güvenlik raporlama sistemiydi. Bu versiyon 6'da ismini değiştirdiler ama içerik olarak genel olarak aynıdır. Afet ve acil durum yönetimi. Burada da yeni bir bölüm ortaya çıktı. KBRN dediğimiz kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikelerin yönetimi. Daha önce acil durum afet yönetimi içerisinde olan bu bölüm bu sürümde ayrılmıştır. Daha kapsamlı ve detaylı bir hale getirmiştir. Eğitim yönetimi ve sosyal sorumluluk. İkinci boyutumuz hasta odaklılık. Hastaya temel alan hastanın bakımı katılması için 4 bölümden oluşuyor. Hasta deneyimi, hizmet erişim, yaşam sonu hizmetler ve sağlıklı çalışma yaşamı. Üçüncüsü ve önemlisi yine sağlık hizmetleri. Standartların ve bölümlerin neredeyse yarısını oluşturmaktadır. Sağlık hizmetleri. Buraya çok yeni bölümler eklendi. Daha önce hasta bakımı vardı. Hasta bakımından kastımız bir hastanın kliniğe yatışından tabur cerrahına kadar geçen süreç içerisindeki tüm süreçleri anlatan ve kontrol altında tutan bir sistemdir. Klinik yönetişim de bununla bağlantılıydı. Bu klinik yönetişim daha önce yoktu, yine ortaya çıktı. Yönetişimin ne olduğunu bilen var mı? Sağlık yönetimi öğrencilerinden. Tanımını yapmak isteyen var mı? Sağlık yönetiminin güzide öğrencileri. Büyük ihtimal hocam, soruyu biraz sorar mısınız? Yönetişim, yönetişim. Birlikte yönetmek değil mi hocam? Efendim? Yönetimin her basamağına yönetilenleri de katmak, birlikte yönetmek. Güzel. Aslında bu ilk çıktığında kavram olarak yönetimle iletişimin birleşmesiyle ortaya çıkmış. Karşılıklı demek, doğru. Yönetenlerle yönetilenlerin birbiriyle karşılıklı olarak iletişim halinde olup bütün sorunlara ortak karar vermesi aslında bir nevi beyin fırtınası olarak düşünebiliriz. Güzel. Yani işte hocam bu, her iki tarafın da entegre olması mı? Evet, iki tarafın da sisteme dahil olması, fikir beyan etmesi. Yani biz zaten kaliteyi, toplam kalite yönetimi tanımlarken şu derdik. Çalışanların sadece kol gücünden değil, beyninin de kullanması, fikirlerin, görüşlerin alınması olarak tanımlarsak aslında klinik yönetişim tam kalite sistemine uymaktadır.
tüm çalışanların fikirlerini de devreye sokmak, katılımlarını sağlamak gerekiyor. Ve burada sadece çalışanlar değil, hastaların da, sonuçta hastayı da yönetiyorsunuz. İşte klinik yönetişim bu yüzden önemlidir ve yeni bir bölüm olmadı ama bir standart olarak kurumsal yapının altında yer almaktadır. Yanlış hatırlamıyorsam 5. standartıydı. Bu da geniş bir konudur, hasta bakımıyla ilgilidir. İlaç yönetimi önemlidir. En ufak bir ilaç hatasında bile kişilerin ölümle sonuçlandığı durumda hastane içerisindeki o kadar farklı ilaç yöntemi, ilaçlar var ki bunları yönetmek önemlidir. Enfeksiyonların önmesi, sterilizasyon hizmetlerine ek olarak temizlik hizmetleri daha önce otelcilik hizmetlerinin içerisinde yer alıyordu. Bu versiyonla sterilizasyon içerisine dahil edildi. Sterilizasyon hizmetlerinin içerisinde artık temizlik hizmetleri, hastane temizliği o bölüme aktarıldı. Transfüzyon hizmetleri, kan transfüzyonuyla ilgili bölümler, radyasyon, acil servis, ameliyathane, yoğun bakımlar, yeni doğan yoğun bakım, doğum hizmetleri, diyaliz ünitesi, psikiyatri hizmetleri önemlidir. Burada yeni bir bölüm eklendi. Toplum ruh sağlığı hizmetleri, bu standartımıza yine eklenen bir bölüm. Kalite birimindeki arkadaşlar için şu anda hızlıca çalışmaya başladıkları, adaptasyonun sağlıkları bir bölüm. Burada biyokimya var, mikrobiyoloji, patoloji, doku tipleme derken kemoterapi hizmetleri de yeni bir bölüm olarak bu versiyona eklendi. SKS versiyon 5'te ve daha önce yoktu. Organ ve doku nakli hizmetleri yeni eklendi. Fiziksel tıp rehabilitasyon hizmetleri yeni eklendi. Palyatif bakım kliniği yeni eklendi. Evde sağlık hizmetleri yeni eklenen bölümler arasında yer almaktadır. Destek hizmetlerine baktığımız zaman da tesis yönetimi, burası yine sağlık yönetici öğrencilerini ilgilendiriyor. Eğer destek ve kalite müdürlüğü yapacaksınız ve müdür yardımcılığı yapacaksanız tesis yönetimi önemli bir konudur. Hem kamu hastanelerinde hem özel hastanelerinde. Yine otelcilik hizmetleri, bunun altında farklı farklı branşlara biraz sonra anlatacağım. Bilgi güvenliği önemlidir. Özellikle kişisel verilerin korunması kanunu ortaya çıktıktan sonra bilgi yönetim sisteminin çok iyi incelenmesi gerekmektedir. Malzeme ve cihaz yönetimi, tıbbi kayıt arşiv, atık yönetimi ve dış kaynak kullanımı. Bir de 5. bölüm gösterge yönetimi demek. Bunu da biraz sonra açıklayacağım. Evet, buraya da katkısı olan ve sorusu olan var mı? Hocam benim bir sorum var müsaadenizle ben. İyi akşamlar, yayınlar diliyorum. İyi akşamlar Furkan. Hocam mesela şimdi hastanelerde bu kriterlere göre bir denetleme yapıldığı zaman hastanelere kaç puana kadar müsamaha gösteriliyor? Ya da yaptırım uygulanıyorsa nasıl yaptırım uygulanıyor hocam? Bunu sonda puanlama kısmı var, orada konuşalım mı? Tamam hocam, uygundur. Bunları anlatalım. En sona ben puanlama diye bir standart koymuştum, orada konuşalım. Tamam Furkan. Tamamdır hocam. Evet, şimdi bu da bu standartlar, o işte 1639 ve 609 olan şeyler hepsi bu kadar bölümün altına yayılmış ve dağıtılmış pozisyonda hastanelerde işlenmektedir. Şimdi geldi kurumsal hizmetler. Sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin entegre olması gereken 10 tane bölüm. Birincisi kurumsal yapı. Kurumsal yapı içerisinde 8 tane standart var. 24 tane değerlendirme ölçütü var. Şimdi burada neyi sorguluyor bizden? Bir, misyon, vizyon ve değerleri. Yani her hastanenin misyonu, vizyonu ve temel değerleri olmalıdır diyor. Bütün kurumlarda olmalıdır ve bu paylaşılmalıdır. Çalışanlarla, hastalarla ve kamuoyuyla paylaşın. Standart paylaşın diyor. Nasıl karar verin? Nasıl paylaşıyorsanız paylaşın ama paylaşın. İkincisi, misyon, vizyondan başka burada sizden kurumsal amaç ve hedefler istiyor. Peki amaçla hedef aynı şey midir? Mustafa Bey, evet. Acil bağlanayım istedim de o yüzden, kusura bakmayın. Estağfurullah, buyurun. Merhaba hocam, nasılsınız? Kusura bakmayın. Teşekkür ederim, sağ olasın Mustafa Bey. Sağlık yönetimi yüksek lisans mezunu olarak amaç ve hedefi ben söyleyeyim dedim öyle, buyur. Hayır, değildir hocam. Peki nedir? Örnek vererek anlatmak isterim. İstediğin gibi anlatabilirsin, çok rahat ol. Evet. Amaçlar hedefi oluşturur hocam kısacası. Yani amacınız, vizyonu çizdiğiniz iyi bir şirkette veya iyi bir kurumda ilerlerken bunun paydaşlarında ilerlerken yol kademelerinde amaçlarınız olur. O amaçlarınıza ulaşırsınız. Bu amaçlar bir bütün oluşturur. Bu da hedefiniz olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Şimdi kurumsal amaç ve hedefleri belirlerken böyle yaparsak nasıl belirleyeceğiz merak ediyorum.
Evet. Ya şimdi departman olarak verelim hocam. Matris yapılarının olduğu hastaneler örnek verirsin. Her birimin kendine ait amaçları olur. En nihayetinde bütünsel anlamda çizilmiş o muhteşem bir sağlık hizmeti verme hedefine hastane bu şekilde ulaşabilir. Bu örnek olarak. Hocam. Efendim. İzin verirseniz ben açıklayabilir miyim? Güneş Sökmen, evet dinliyorum seni. Hocam, sizin girdiğiniz bütün derslerde bize öğrettiğiniz şekil şuydu. Amaç sözel bir kavramdır. Fakat hedefler daha sayısal, daha nicel bir kavramı oluşturmaktadır. Bir evet. örnekle açıklayacak olursam, göz hastalıkları konusunda dünyada ilk 50 hastane arasında gireceğim dersen bu benim hedefimdir. Evet. Fakat dünyanın en iyi hastanelerden biri klinik, olmaktadır. Aynen bu dönem en iyi klinik hizmeti ben vereceğim dersem o zaman bu benim amacımdır. Evet. Yani amaçlarımız sözel olacak ifade ediyoruz. Sayısal hedeflerimiz ama mecburen sayısal idare edeceğiz ki demin etkilikte konuşurken hedeflerimize ulaşıp ulaşmadığımızı ölçebilmem için mecburen sayısal bir rakamla ortaya koymamız gerekiyor. Örneğin amacımız hasta memnuniyetini artırmak dersiniz. Bu amaç olarak korsunuz ama bunu hedef olarak yazamazsınız. Hedefiniz şöyle diyebilirsiniz. Ya bir önceki yıla göre %10 artırmak ya da hedefim hasta memnuniyetini %90'a çıkartmak diye bir sayısal rakamla belirtmeniz gerekiyor. İşte kurumsal amaç ve hedefleri yazarken de öncelikle hastane bazında bu şekilde sonra bölüm bazında bu şekilde yazmamız gerekiyor. Ve sonra da eylem planı yapmamız gerekiyor değil mi? Peki eylem planı deyince ne aklımıza gelebilir? Konuşmak isteyen var mı? Eylem planı. Açıklayabilir miyim? Veya aksiyon ben planı. Başka biri konuşsun biraz da. Aksiyon planı, eylem planı, hedeflere giderken yapmış olduğunuz faaliyetlerin adımları dizimlemesidir. Örneğin ne yapılacak sorusunu yazacaksınız. Kim yapacak, nasıl yapacak, ne zaman yapacak sorularına cevap vererek yazdığınız her şey sizin aslında bir eylem planı içerisinde oluşmuş olması gerekiyor eylem planı olarak. Kurumsal yapıdan devam edelim o zaman. Fazla detaya girmeden. Biz burada klinik yönetişimden bahsedeceğiz. Bir organizasyon yapısı. Yani bir hastanenin organizasyon yapısı, organizasyon şeması çizilmelidir. Organizasyon şeması olmadan olmaz. Organizasyon şeması çizerken bir tüm birimler için alacak arkadaşlar. Yani ve organizasyon şeması çizim esnasında birim isimleri olacak. Birim isimlerin de resmi isimleri koyalım. Yani örnek veriyorum. Mesela bir sterilizasyon yazmayalım. Merkezi sterilizasyon ünitesi yazalım. Bir yoğun bakım yazmayalım. Yani yoğun bakım ünitesi yazalım. Sonuçta bu resmi evraktır. Bunlara dikkat edelim. Özellikle öğrencilere ben bunu söylüyorum. Siz simitçi değilsiniz. Siz üniversite öğrencisiniz. Sorulara düzgün cevap vereceksiniz. Bir cümle kuracaksınız. Cümlenin öznesi olacak, yüklemi olacak. Cümleci olacak, ne yapılacak, kim yapacak, ne zaman yapacak sorularına cevap verecek istiyorum. Yazarken de bu şekilde yazın. Organizasyon şemasında dikey iletişim, yatay iletişim, çapraz iletişim çok iyi çizilmelidir. Bunu farklı farklı renklerle, farklı şekillerle çizebilirsiniz. Entegrasyon ve koordinasyon bölümleri çizilmelidir. Sonra organizasyon şemasında her birimin bir sorumlusu olmalıdır. Bu sorumlusu ister bakanlık tarafından atansın, isterse İçeriden başhekim tarafından görevlendirilsin. Bir resmi ataması yazısı olmalıdır. Bunları dikkat etmemiz gerekiyor. Sonra bu şemaya uygun olarak da şemadaki her birimin görev tanımı, her birimin ve her komitenin, her ekibin bir görev tanımı olmalıdır. Artı her çalışanın demeyelim, her ünvan diyelim aslında. Çalışanlar farklı olabilir. Ünvanlar da farklılık yapabiliyor. Örneğin karşılaştığımız bir sorun. Veri giriş elemanı diyor. Standart bir görev tanımı yazılıyor. Yoğun bakımdaki veri giriş elemanıyla kalite biriminde çalışan veri giriş elemanın görev tanımı hiçbir şekilde aynı olamaz. İkisi de veri giriş elemanı olabilir. Onların bulmuş olduğu süreçler, yapmış olduğu faaliyetler çok farklıdır. O yüzden ünvanlar da aynı olsa, kişinin farklı süreçleri varsa yaptığı işi yazmak lazım. Yoksa hem hukuki olarak ileride sorun çıkar, hem gerçekten de etkili bir görev tanımı olmaz. Görev tanımı yazarken
bakanlığın belirlediği asgari standartlar var. Bunun üzerine de ekleme yapabilirsiniz. Kişiden İngilizce istiyor, yabancı isteyebilirsiniz, ehliyet isteyebilirsiniz. Şoför kadrosundaki bir adam için E sınıfı ehliyet olması isteyebilirsiniz. Görev tanımı yetkinlik kısmına koyabilirsiniz. Görev tanımlarında görev devri yapılırken yine bir hata görmüştüm bir yerde. Birimlerde görev devri olmaz. Enfeksiyon kontrol komitesi görev devrini başka bir komiteye veremez. Kişilerde olabilir ama birimlerde olamaz. Satın alma birimi görev devri yapabilir mi? Benim satın alma işimi başka bir birim yapsın diyemez. Kişilerde görev tanım görev devri olur ama birimlerin görev tanımlarında görev devri olmaz. Gibi aslında çok ince konular var. Bunlar çok uzun konular. Şurada mutabıkız. Görev tanımı olmalıdır. Görev tanımları yaparken görev, yetki ve sorumluluklar net olarak ayrılmalıdır. Yine bir hata. Görev, yetki, sorumluluklar yazıyoruz ana başlık. Altına ne bulduysa yapıştırıyoruz, gidiyor. Görev, yetki, sorumluluk aynı şey değildir arkadaşlar. Görev, bir kişinin yapmış olduğu iştir, faaliyettir tanım olarak. Yetki, yöneticilerde bulunur görev. Yönetsel görevi olanlarda. Yani bir temizlik elemanının yetkisi olmaz. Temizlik elemanının yetkisi kısmı boş olur. Tamam mı? Herkesin yetkisi olmaz. Ama herkesin sorumluluğudur. Çünkü yaptığı görev aynı zamanda sorumluluğudur. Ama bazı kişiler yapmadığı görevden de sorumludur. Örneğin dahiliye servis hemşiresi, hastanenin yani kliniğinin temiz olmasını sorumluluğu ona aittir. Ama temizliği o yapmaz. Temizlik personeli yapar. O yüzden bu görev tanımlarını yaparken copy paste yerine o işi yapan kişilerle iletişim halinde böyle yazılırsa çok güzel ve net bir görev tanımı çıkar ve çok rahat ederiz. Evet. Kurumsal yapıyı daha bitiremedik. Neyse devam edelim. Sonra kurumsal iletişim stratejileri var. İç iletişim, dış iletişim nasıl sağlanacağız? Bunun yöntemleri var. Sosyal sorumluluktan önce web sayfası var. Geçtik. Kalite yönetim birimi olmalıdır. Eskiden. Şimdi kalite direktörlüğü olmalıdır diyor. Kalite direktörlüğünü de kurmuş olmamız gerekiyor. Güzel bir şekilde. Ondan sonra komitelerin kurulmuş olması gerekiyor. Tabii bu konulara detaya girmiyorum. Hastanelerde 4 tane komite mecbur ama bunun dışında farklı farklı komiteler, ekipler kurulabilir. Yine bunları kurup. Bunların da görev tanımları olmalıdır. Her ekibin, her komitenin bir görev tanımı olmalıdır. Hatta komite üyelerinin de görev tanımı olmalıdır. Her üyenin görevi aynı olmayabilir. Farklı farklı görevler vermemiz gerekir. Bunları da ince bir şekilde yazılmış olması gerekiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, öz değerlendirme dediğimiz mevzu var yine sağlık yöneticisi arkadaşlar. Bu öz değerlendirmek hastanelerin kendi kendini değerlendirmesi, bu standartlar üzerinden kendi kendini puanlaması. Hem puan veriyor hem eksiklerini görüyor. İyileştirme için aslında bir alandır. Öz değerlendirme nasıl yapılabilir? Öz değerlendirme ekipleri kurulur, belli tarihlerde yapılır. Yönetimden bir kişi, farklı birimlerden bir kişi, dahiliyeyi değerlendirirken cerrahiden birisi, cerrahi derken dahiliyeden farklı farklı yerlerden, kalite biriminden, iş sağlığı işgüveninden farklı birimlerden kişiler alarak değerlendirme yapılır. Eksiklerimizi görüp iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır diyoruz. Hocam kusura bakmayın araya girdim. Efendim Talha. Peki bu ekiplerde farklı hastanelerden olması daha uygun olmaz mı? O öz değerlendirmede olmaz. Öz değerlendirme sadece iç kurum içi kendini değerlendirir. Farklı hastanelerin dış değerlendirme. Onu yılda bir Sağlık Bakanlığı yapıyor zaten. Anladım hocam. Ama o Sağlık Bakanlığı kendi hocam, değerlendiricileri var. Hocam. Onlarla beraber yapıyor. Tamam. Yani komiteler toplanacak. Bunlar ayrı bir konu. Doküman yönetimi 3. bölümümüz. 5 tane standarttan oluşuyor. Dokümantasyon dersi aldınız. Dokümanların ne kadar önemli hukuksal boyutu olduğunu biliyorsunuz. Kalitedeki tüm dokümanlar kalite adı altında geçiyor ama aslında bunlar hastanede olması gereken şeyler, dokümanlar. Yani bugün kalite yönetim direktörlüğünü birimi kaldırıp bu dokümanların hepsi zaten olacak. Bunları kanunlar, yönetmelikler zaten istiyor. Sadece kalite yönetim direktörlüğü bu dokümanları bir düzenli ve sistematik halde yönetiyor. O yüzden dokümanlarımız düzenli olmalı. Bununla ilgili prosedürümüz olmalıdır. Kalite yönetim kapsamında oluşturan tüm dokümanlar güncel olmalıdır. Yani siz süreci değiştirmişsiniz sahada, farklı uyguluyorsunuz ama prosedürünüz farklıysa burada bir eksiklik var demektir. Revize etmemişsinizdir ve takip etmemişsiniz demektir. Güncel bir şekilde olacak. Bir de dış kaynaklı dokümanlarımız var. Yani hastanenin kendisinin üretmediği, örneğin Sağlık Bakanlığı çıkarttığı bir yönetmelik olabilir. Veya işte Fısa Kanunu'nun farklı bir yönetmelik olabilir.
dış kaynak olarak kullanmış olduğunuz farklı farklı kanunlar, yönetmelikler, dokümanlar, formların hepsi dış kaynak dokümandır. Bunları takip etmek gerekiyor. Panolara asılan evraklar, dokümanlar çok düzenli olmalıdır. Yani kimse kafasına göre doküman asmamalı, kafasına göre çıkartmamalı. Onlar belli bir kontrol içinde asılmalı ve devam etmelidir. Bir de arşivle ilgili de yine eğitim aldınız. Tüm dokümanların arşivlenmesi, muhafazası, imhası çok önemlidir. Bunların hepsi belli bir kurallar içerisinde yapılmalıdır. Dördüncü bölümümüz kurumsal bilimler risk yönetimidir. 5 standart konuşuyor. Hastaneler tehlikeli midir? Evet, tehlikelidir. Hastanede riskler var mıdır? Vardır. Hem YOTA hem YORA bunlar takip edilmelidir. Yani yapısal olmayan riskler analiz edilmeli. Ve bunlarla ilgili de yeni iyileştirici faaliyetlerde bulunmalıdır. Yine risk yönetimiyle ilgili bir sorumlular olmalıdır arkadaşlar. Yani bir sorumlu olmadan olmaz. Bakın her yerde sorumlu bir olacak. Ve risk yönetimi ilişkinde bu ekibin görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanmış olacak. Bir tehlike ve riskler yönetilmiş olması gerekiyor. Yöneteceğiz hepsini. Ve bu risk yönetimiyle ilgili de bir plan oluşturulmalı. Planlar sonucu ortaya çıkan risklerin de yok edilmesi için hangi tür iyileştirme faaliyetlerinin yapılacağı tanımlanmalı ve uygulanmalıdır. Ve etkililiği kontrol edilmelidir. Yani biz uyguladık, yazdık, planladık ama sonuçlar ne? Hedeflere ulaştık mı, etkili olduk mu? Yine bunlar takip edilmelidir. Kurumsal verimlilik bu yeni gelen bir boyuttur arkadaşlar. Verimliliğin ne olduğunu arkadaşlar söylemişti. Çok girmeyeceğiz bu konuya. Öncelikle yine burada bir sorumlu istiyor. Kurumsal verimlilikten kim sorumlu? Sorumluları belirleyin. Sonra verimlilik ölçümleri nasıl yapılacak? Hangi alanlarda yapılacak? İlaç yönetimiyle mi, malzemeyle mi? Tıbbice bütün alanlar belli olacak. Hangi yöntemleri kullanacağız? Bunlar da detaylı konular. Mevcut durum analizi yapacağız. Bizim şu anki durumumuzda SWOT analizi yapabilirsiniz. Güçlü yönleriniz, zayıf yönlerinize bakabilirsiniz. Test analizi yapabilirsiniz. Farklı farklı metotlar kullanıp ölçümler yapacaksınız ve hastanelerin verimliliğinin artırılması için neler yapılmalı? İyileştirme çalışmaları neler yapılmalı? Bunlar bir plan dahilinde yine ortaya konacak. Tabii burada da yine hedef çıkıyor aslında. Kurumsal amaçlardan, hedeflerden birisi de bu olabilir. Bunları da takip etmeniz gerekiyor. Bunları da ölçmeniz gerekiyor. Bu da devam eden bir konu. İstenmeyen olay bildirim sistemi, eski adı GRS, güvenlik raporlama sistemiydi. Yeni versiyon 5'te bu adı aldı. Tabii hastanelerde olaylar, hatalar oluyor mu? Oluyor. Hiç kimse o hatanın kendisinde olmasını istemez. Sağlık hizmetleri, havacılık sektörü gibi %0 hatayla çalışmalı. Binde bir hata ile çalışacağız diye bir şey olamaz. O binde bir de kimin olacağı belli değil. Belki siz olursunuz, belki bir arkadaşınız olur, başka bir tanıdığınız olur. Ben hiç unutmam, merkez sterilizasyon ünitesi çalışırken bir tane teknisyen arkadaşa şunu derdim. Yani bu cihaz malzemeleri öyle sterilledin ki kendinize kullanacakmış gibi düşünün. Yani kaliteyi o seviyede düşünün. Ve bir arkadaş o akşam parmağını burktu, orada lif koptu. Ertesi sabah plastik cerrahide ameliyat alındı acil ve kendi sterilettiği setle ameliyat edildi. Yani sağlık sektörü böyle bir sektör. O %1, binde bir hatanın kim olacağı belli değil. O yüzden biz hatasız olarak çalışmak zorundayız. İşte istenmeyen olay bildirim sistemi budur. Bir hata meydana geldiğinde bunu bu sistem ile kalite birimine bildirmek. Ve burada gizlilik önemli. Hatayı yapanın ismi bildirilmez. Ama hatayı bildiren kişi ismini isterse verebilir. Çünkü geri bildirim alması gerekiyor. Geri bildirimler her zaman iyidir. İnsanları motive eder. O yüzden geri bildirim yaparken de insanların isimlerinin alınması iyidir. Ama insan ismini vermek istemiyorsa o ayrı mesele. Burada saygı gösterip güvenliğini sağlamak zorundayız. Gelen olaylar kalite birimi tarafından değerlendirip ilgili komitelere aktarılacak. Hasta güvenlik komitesine aktarılabilir. Çalışan güvenlik komitesine aktarılabilir. Eğitim komitesi, farklı komitelere aksedilir. Ve burada kök neden analizi yapacağız. Kök neden analizi yaparken bir olayın nedenini öğrenmek için en az 5 kez neden sorusuna cevap vereceğiz arkadaşlar. En az 5 kez nedendir diye soracağız. Evet, afet ve acil durum yönetimi şu anda bir pandemi acil durum değil mi? Bunun gibi salgın da bunun içerisinde vardı aslında. Biz hazır mıydık? O ayrı mesele. Hastaneler salgına hazır mıydı? Deprem, terör, yangın gibi acil ve afet durumlarında mavi kod, beyaz kod, pembe kod dediğimiz yani kalp krizi geçiren solunumu durmuş bir hastaya nasıl müdahale edeceğiz? Çocuk kaçırma ve kaçırmada nasıl müdahale edeceğiz? Bir sağlık çalışana şiddet uyarınca nasıl müdahale edeceğiz? Bununla ilgili
sistemlerin ortaya konulduğu, yapıldığı, hayvan hareketlerinde 14 tane standarttan oluşmaktadır. Yine sağlık yönetimleri için önemlidir. Haberine yeni bir bölüm, eskiden afet ve acil durum yönetimi içerisindeydi. Şimdi ayrı bir bölüm oldu, 6 standarttan oluşuyor. Burada daha önemlidir. Yine burada sorunlar bilinecek. Arındırma alanları ne demek? KBRN için arındırma alanlarının fiziki özellikleri nedir? Tanımlanmalı, kuralları tanımlanmalıdır. Bir sağlık personeli veya bir başka dışarıdan birisi maruziyet olduğunda sağlık personeli nasıl davranacak, neler yapacak, bunların da tanımlanmış olması gerekiyor. Yine bu KBRN ilgili alanlarda malzeme, cihaz, ekipmanların neler olması gerektiği bir şekilde tanımlanmalı ve bu ekipmanlar sürekli cihazlar kontrol edilmeli, takip edilmelidir diyoruz. Eğitim yönetimi, şu cümleyi hiç unutmayın sevgili sağlık yönetimi öğrencileri ve katılımcılar. Ben ilk öğrendiğim cümle buydu 1998'de. Kalite eğitimle başlar, eğitimle devam eder. O yüzden eğitim yönetimi önemli bölümdür. Bu eğitim yönetimi bölümünde hastanede hangi eğitimlerin yapılacağı, hasta ve hasta yakınlarına hangi eğitimlerin verileceği, bu eğitim ihtiyaçları nasıl belirleneceği tanımlanmalıdır. Hastaneye uyum eğitimleri hastalar için, çalışanlar için oryantasyon ve uyum eğitimleri hem bölüm hem genel olarak verilmelidir, planlanmalıdır. Eğitim planları oluşturulmalıdır. Yine hizmet içi eğitim dediğimiz kişilerin eğitimleri geliştirmeli. Ayrıca akademik eğitimler, kongreler, sempozyumlar düzenlenerek de sürekli kalite eğitimi verilmelidir. Çünkü kaliteli bir yaşam, kaliteli bir süreç istiyorsak eğitim asla bitmez. Yine sosyal sorumluluklarla ilgili hastanelerde sosyal sorumlulukları olmalıdır diyoruz. 4 standartta bunu ortaya koymuş. Sıra şimdi değişti Deniz Bey. İkinci boyutumuz hasta ve çalışan odaklı hizmetler. 4 tane bölümden oluşuyor. Hasta deneyimi. Bu da yine sağlık yöneticileri ilgilendiren alanlardır. O yüzden bunları anlatıyorum. Sağlık hizmetlerini anlatmayacağım. Zamanımız da yok zaten. Hasta deneyimi demek, deneyim bir hastanın sağlık dışındaki diğer hizmetlerden elde ederken kendisine ne yapıldığı değil, ne hissettiğidir deneyim. Hastanın ne hissettiği. Siz hastaya güler yüzü gösterirseniz danışmada hasta bundan mutlu olur. Asık suratta olursanız bundan mutsuz olur. İşte hastanın burada ne hissettiğinedir. Hasta yapılan hareketi unutur ama hissettiği ömür boyu aklında kalır. Hasta deneyim bu yüzden önemlidir ve 14 tane standart konmuştur buraya. Burada birincisi hastaları bilgilendireceksiniz arkadaşlar. Çünkü insanlar bilmediğine yabancıdır. Siz de bir muallak durumda ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz değil mi öğrenci olarak? Hastalar da hastaneye girince her konuda bilgilendirmek isterler. Hasta katılımı önemli demiştik. Hastaları bakım sürecine katınız. Hasta merkezli bakım yaklaşımını benimseyin. Mustafa Erdoğan Hoca bilir. Kendi tez konusudur. Hastaların bakıma katılımı önemlidir. Hasta hakları önemlidir. Hastanın hakları ve sorumluluklarına dikkat etmeniz gerekiyor. Hastanın hekim seçme hakkı vardır. Aydınlatılmış onamlar, rıza formları yine hasta deneyimleri içerisinde geçen maddeler arasında yer almaktadır sevgili arkadaşlar. Burada önemli konular. Hastanın önerileri, şikayetleri, hasta mümkün anketleri bu deneyim altında yer almaktadır. Hizmete erişim. Hastalar hizmete erişecekler arkadaşlar. Makro anlamda bir hastaneye ulaşacaklar. Genel anlamda orada bir hastane olacak. Web sayfasında ulaşım bilgileri olacak. Bir de içeri girdikten sonra danışma hastayı hizmet alacağı şekilde yönlendirebilmelidir. Burada bir danışma olacak. Oradaki farklı kıyafetteki kişiler olacak. Bunlar eğitim almış olacak. İletişim eğitimleri almış olacak. Orada onlara yardımcı malzemeler olacak. Değerlendirecek. Poliklinikte bekleme süreleri önemlidir. Poliklinik odalar önemlidir. Engelliler, dezavantajlı vatandaşlar için, yaşlılar için özellikle olmalıdır. Bunlar hizmet erişiminde yer alıyor. Yaşam sonu hizmetler, bir hastamız eksik olabilir, vefat edebilir. Bununla ilgili cenazenin nasıl yapılacağı hastane, klinikte, onun nasıl taşınacağı, hangi, nerede saklanacağı, nasıl yıkanacağı, ailesine nasıl teslim edeceği, bunların hepsinin tanımlı olmuş olması gerekiyor. Bu da burada yer alıyor. Sağlık çalışma yaşamı geniş kapsamlı, 12 standart var ama 3 ana başlıkta toplayabiliriz. Birisi insan kaynakları. Hastanedeki çalışan insanları nasıl temin edeceğiz? Bunun bir planı olmalı. Performansları nasıl değerlendirilecek? Bununla ilgili süreçler tanımlanmış olmalı. İstiyoruz biz bunları. Bunlar olması gerekiyor. Çalışan güvenliği burada sağlanmalı. Bir de çalışanların sağlık taramaları önemlidir. Çalışanların memnuniyet anketleri de yine bu standartlar arasında yer almaktadır diyorum. Sağlık hizmetlerine geçtim. Destek hizmetleri önemlidir. Tesisi yönetiyoruz arkadaşlar.
Bir hastanede su önemli midir? Önemlidir. Şehir şebekesi kesilse su bize lazım mı? Lazım. Yani sizin hastanenizde ne kadar su kullanacağı belirlenmiştir. 72 saat su kesilse dahi siz suyu kullanacağınız depolarınız olmalıdır örneğin. Bunun dışında elektrik kesilebilir, şehir şebekesi jeneratörünüz olmalı, yedek jeneratörünüz olmalı, UPS'leriniz olmalı, ameliyattaki hastanın elektriği asla kesmemeli. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Tesisteki güvenlik kısmı önemlidir. 16 standartımız var burada. Otelcilik hizmetleri, burada temizlik hizmetleri çıkartıldı. Hasta odaları önemlidir. Hemşire çağrı sistemleri önemlidir. Hasta odanın havalandırılması önemlidir. Yine sağlık yönetimi öğrencilerini ilgilendiriyor sizin sağınızla ilgili. Mutfak hizmetleri önemlidir. Yemek nasıl pişecek, şahit numaraya nasıl alınacak, yemek kriterleri, kabul kriterleri, red kriterleri, bunların hepsinin belirlenmiş olması gerekiyor. Otelcilik hizmetlerinin çamaşırhane hizmetleri, kirli çamaşır ayrı olacak, temiz çamaşır ayrı olacak, çamaşırlar nasıl yıkanacak, nasıl teslim alacak, bunlar yine sizi ilgilendirir. Hastanenin güvenlik sistemleri, güvenlik kameraları nasıl konacak, bunlar önemlidir diyorum. Bilgi yönetim sistemi bilgi yönetimidir. Malzeme cihaz yönetimi, alacağınız malzemeler ve cihazların kalibrasyonları, tıbbi kayıt arşiv hizmetleri, atık yönetimi, dış kaynak kullanımı, outsourcing 2 standartı var. Biz temel yeteneğimiz dışındaki bazı hizmetleri, çamaşırhane, temizlik, yemek dışarıdan alıyoruz. Bunlar da sağlıkta kalite standartlarına uygun olarak alınmalı ve denetlenmeli ve değerlendirmelidir diye devam ediyoruz. Evet, son boyutumuz gösterge. Burada klinik kalite göstergeleri vardı. Bu çıkartıldı bu versiyonda. Sadece kalite göstergeleri oldu ama sayısı bayağı da 88'den 128'e çıktı. Yanlış hatırlamıyorsam. Göstergeleri nasıl izleneceği? Göstergede demek hedeflere ulaşıp ulaşmadığımızı belirtir. Bir gösterge kartı olur. Sorunları belli olur. Hedef değer belli olur. Verilerin nasıl analiz edeceği yazar bu kartlarda. Bir nevi kimlik kartı vardır. Kimlik kartını istinaden de gider. Aslında burada tek başına bir ders aslında. Evet. Standartların kodlanması. Bu şekilde bir kodlama. Kurumsal hizmet. Kalite yönetimi 0-1 demek. Bunu da geçtik. Puanlamaya gelelim. 5 türlü standartın puanı var. Bazı standartlar 10 puan. Dökümanla ilgili olanlar. Bunu Furkan sormuştu. Furkan dinliyorsun. Furkan Karakoç. Bir 10 puanlık standart var. Göstergeler 20 puanlık standart. Bazı standartlar 30 puan. Süreçle ilgili standartta 30 puan. Bazı standartlar 40 yaptılar. Bu yeni oldu. Daha önce yoktu. Tekirdek standartlar 50 puan. Bu standartların hepsi toplanıp karşılanma çıkarttıktan sonra yüzde üzerine çeviriyor. Yüzde üzerinden puan alıyor hastaneler. Yani 100 üzerinden 93, 95, 97, 98. Mesela sağlık turizmi yapabilmek için 85 ve üzeri puan almak gerekiyor. Mesela bu sağlık turizmi yapacak arkadaşlar bilsin. Bir hastanenin sağlık turizmi yapabilmek için SKS puanı 85 ve üzerinde olması gerekiyor. Bunun gibi bir puanlama sistemi yapılmaktadır. Ya ümitsizsiniz ya ümitsizsiniz ya çaresizsiniz ya da çaresizsiniz diyorum. Yani ya kalitesizsiniz ya kalitesizsiniz yani. Bu kaliteyi sağlayacak bireysel kalite sizlersiniz arkadaşlar. Çünkü gökten zembele kimse size kaliteyi indirmeyecekler. Hayatta her şey olabilirsiniz. Mühim olan onun içinde sizin insan olabilmenizdir. Bu da önemli bir şey. Evet, sorular ve katkılar. Artık son Deniz Bey buraya kadar yeter. Sorusu ve katkısı olan varsa konuşup cevaplandırabiliriz arkadaşlar. Çok teşekkürler hocam. Kıymetli katkılarınız için çok teşekkür ederiz.